Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün günlerden bir pazar, güzel bir hafta sonu. Belediyede şoförlük yapma işimize devam ediyoruz dostlar. Fakat şöyle bir durum var. Sevgili Kik burada bazen başka bir oyun gösteriyor. Ben değiştiriyorum, oyunu onu gösteriyor ama bu noktada herhalde bir sorun çıkartmayacağını düşünüyorum. Şimdi otobüslerle ilgili yapacağımız şeyler vardı. Önce şuraya bir bakalım. Kaç rotamız var? Bizim 6 tane rotamız var. Öncelikle bu 6 tane rotada özellikle şu bölgede, şu bölgede, şu ikisi arasında gidip gelen yerde bir maaş gününe ulaşmamızı istiyor bizden. O ayrı bir işçilik konusu şu an. Fakat geleceğimiz iş önce şu rotaların her birinde birer tur biz sürelim, hem de durak geliştirmelerimiz bir açılmış olsun. Akabinde biliyorsunuz ki devam edeceğiz. Daha bu CNG otobüs olayını çözmemiz lazım. Evet. Rota 1'e gelelim. Şimdi sür diyelim abi. Yoğun saatler otobüsünde değil, normal şeydekiyle gidelim. Hi boss. Would you like to take over? Bir sonraki durakta durduğu takdirde ben şey yapayım. Aracı alayım. Oraya kadar bir gitsin. Daha aracı devralacağız çünkü. Öyle de bir işimiz var. Gel bakayım. Evet, duruyoruz. İn canım. Tamam. Sanırım herkes bindi. Tamam. Evet, daha ikinci duraktaymışız zaten. Bu da güzel oldu bizim için. Hız limitleyici kapalı galiba. Sınırlayıcı açalım. Uğraşamam şimdi onunla. Binen bindi mi hocam? Ben şu duraktayım. Evet, bu durağı 3 yaptık. Bir sonraki durağa aracı götürelim. Şimdi bu yapmış olduğumuz işi düzgün ve temiz yapacağız. Aç durağı. Bir dakika da durak yükseltmesi diyor. Oo, tamam, hemen yapalım abi. Kapılar kapansın, sağ sinyal, aynamıza baktık. Gayet iyi gidiyoruz. Bekle lan, ben geçeceğim. Hoppa.
Baba. Maaş günü geldi, güzel. Alacağımız CNG araçları biraz pahalı çünkü onlarla biraz başımız sıkışacak. Ne unuttu? Kim unuttu? Nerede unuttu? Ben unutulan bir eşya görmüyorum. Bize bir şey unutmamış ki abi. Nereden çıkarıyorsunuz unutulan eşyayı falan ya? Şimdi birinci rotada bir tur attık. Şimdi sür de rota 2'ye geç. Durduğu durakta bir alalım bunu. Şoför emmiden. Şu durakta duracak diye biliyorum. İleride durak var. Buradan dönüyor muydu bu? Ha, buradan dönüyormuş bu sefer de. Dur. Rotaları karıştırıyorum. Rotalar karışsın istemem ama karışıyor. Oğlum bu rotayı sıfırlıyor mu? Ne yapıyor? Hiçbir yerde durmuyor la. Sanırım birinci durağa gidiyoruz şu an. Ben öyle görüyorum bunu. Yani öyle görünüyor. Evet. Hangi durakta duracaksın? Evet, güzel. Dur. Tıs. İn lan arabada. Ben süreceğim. Tamam. Hız limitini açtık. Emekli tek yön bir tane. Para üstü 8.20. Al. Allah, kaldırıma çıktık. Yapacağım işe tüküren. Allah Allah. Aslına bakarsan her rotada bir tur sürmek bizim için avantaj. Neden? Bir yandan durakları genişletmemiz lazım. Yani level'ını arttırmamız lazım ki daha çok yolcu kapasitesine erişebilelim ki para kazanacağız bu işte. Yani otobüs alıyorsun abi. Bisiklet değil yani. Taksici baba dönüyor. Yükseltme burada yapılır diyor. Yükseltme var. Hemen yükseltelim hocam. Oak Street'ten geçiyor muydu lan bu? Geçmiyormuş, unuttum. Binen bindi, inen indi. Var mı sıkıntı? Tamam. Durakların isimlerini karıştırıyorum bazen. Eastbound.
durduk. Açalım abi kapılarımızı. Normal haftalık istiyorsun bir tane, tamam dayı verelim. Şu iki. Sen emekli, tek gün üç tane, buyur hocam. Emekli haftalık bir tane, hemen yazdıralım abi. Sinyalimizi verelim. Hocam yürü, kamyon, tıs tıs, hadi bakayım. Evet, güzel güzel işimizi yapıyoruz abi, yani görünen sıkıntı görünmüyor yani. Rampamızı koyalım. Burada harita yükseltmesi yapılabilir diyor. Yükseltelim abi. Biri bilet istiyor. Ne istiyorsun abi? Bir emekli günlük biletinizi abi yazdırdım. Hemen 4 lira 60 kuruşunuzu vereyim. Normal bilet tek yön olacak diyorsun. Al hocam. Sen de 7 lira 80 kuruş mu? Al canım. Para üstleri tamam mı? Tamam. Rampayı kapatalım. Gelen yok. Çıkart kafayı. Oh my god, what is that sound? Does anyone else hear that? Rota sonunda uyandıracağız. Okay. Biri uyumuş arabada, rotanın sonunda beni uyandır diyor. Uyandırırız. Bizim öbürü inmek isteyebilir. Normal haftalık, bir dakika. Normal haftalık adet olarak iki tane istiyorsunuz. Buyurun efendim. Thanks. Paramızın üstünü hemen verelim. Çıkalım abi. Kaldır rampayı. Evet abi. İkinci rotamızda da bu yayındaki bir turumuzu atacağız şimdi. Rampamızı açalım. Bir dakika abi. Hazır şu durağa gelmişken hemen bunu ben bir yükseltip çıkayım. Hemen bilet kesiyoruz. Dur. Hemen emekli tek yön bir tane keselim abla sana. Buyur. Para üstün. Emekli tek yön kestik abi. Oha. Al abi. Engelli hala arabanın içinde. Durağımızdan ayrıldık. 10 duraklık bir şey bu. Gidelim bakalım. Tramvay durağını geçtikten sonra bir otobüs durağımız daha var. Oradan sonra bir otobüs durağımız daha var.
Değil mi? Evet. Ondan sonra bitiyor zaten. Yak sinyali. Aha, maaş günlüğüne geldik la. Kazanmayı severim. Daha otobüs alacağım, otobüs. Allah bereket versin. Evet, çıktık gidiyoruz. Sanırım evet, son durağa geldik hocam. Bir durak kaldı. Normal tek yön bir adet abi, paraşütü yok, tam verdi parayı. Eyvallah hocam, sağ olasan, var olasan. Engelli arkadaş inmiş aracımızdan. Son durağa gidiyoruz şu an. Son durağım bu işte. Evet, yolcularımızı göndereceğiz şimdi. Onlar inerken biz de arabamızı NPC sürücüye bırakalım. Bir de birini uyandırmam gerekiyor. Uyandı. Biz de inelim abi. Rota 2'yi sürdük abi. Rota 3 nerede? Rota 3. Rota 3'te bir sürelim. You want to enjoy the ride or rather drive yourself? Burla. Ulan hepsi de ballıymış ya. Neyse. Elimizden geldiğince otobüsümüzle yolculuğumuzu yapmaktayız. Tabi burada çok önemli bir şey var. Ne var biliyor musunuz gençler? Nasıl sola dönecek diye biliyorum ama. Durağı devralacağız. Sonra biz yola devam edeceğiz. Durağı devralıp işimize devam etmemiz gerekiyor sonuçta. O da bir iş hocam. Durağı devralıp işimize devam edeceğiz dediğimiz, o da bir iş arkadaşlar baktığınız zaman. Şimdi şöyle güzelce, burada ne oluyor ya, şu oldu, tamam. Durağa gelmesini bekleyeceğiz. Durağa geldiğinde aracı devralacağız arkadaştan. Çünkü oluru yok, başka türlü oluru yok yani. Tahmin ettiğim kadarıyla bu birinci durak ya da son durağa denk gelecektir ki bu da tam şey yapacağız demek oluyor. Ben de açıkçası şöyle söyleyeyim, bu da benim hoşuma gider. Durduk mu?
Aracı devralayım hocam. Hemen biletinizi keselim. Normal haftalık bir adet beyefendi. Hanımefendi. Normal günlük bir tane hocam. Thanks. Yallah turizm. Tamam mı? Hi, should we go to the movies? Eğer gez biletini aldın be ya. Oh yeah? Drone swarm, you say. I'll check it out. Sounds interesting. Güzel. Daha 300 lira değil. Neredeyse tam gireceğiz rotayı. O da benim işime geldi açıkçası. Evet. Hemen bilet keselim. Emekli günlük bir tane. Öğrenci günlük bir adet. Normal haftalık hemen hanımefendi. Buyurun. Sanırım bilet kesme işleri de bitti. Yaktık sinyali. Arkadan gelen araç bize yol veriyor mu? Teşekkür ediyoruz. Yürümeye niyetiniz var mı? Hadi ama. Hadi bakalım. Dördüncü durağa gidiyoruz. Lido. Şu üstteki doğru yaptığın şeyler, yani o yeşil noktalarına kadar çok biriktirirsen duraklar arasında yaptığın şeylerle o kadar çok maaş gününe erken ulaşıyorsun. Bu da para kazanmanı hızlandıracak bir şey. Şimdi otobüslerinin %20'si CNG olsun dedi ve bize en pahalı CNG araçları açıyor. Bu da biraz maliyetimizi arttırdı açıkçası. Level'dan dolayı da o otobüsü almak mecburiyetinde bırakılıyoruz. 270 küsürdü yanlış hatırlamıyorsam bana al dediği otobüsün bir tanesi. Tek araç kurtarmayabilir CNG'de. O da ayrı bir problem. Bulunduğumuz durağı yükseltebildiğimizi söyledi. Güzel bir level yukarı çıkarttık. Yolcu kap asitesi işimize gelir. Ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Normal haftalık bir adet abi. Hemen para üstünüzü verelim hanımefendi. Single ticket please. Oh no. Normal tek yön verelim. Buyurun, buyurun, buyurun. Kapıları kapa, sinyali ört, diğer sinyali yak abi. Aynaya bakalım, arkadan gelen giden yok. Çıkalım. Yağmur yağış gösterdi abi. Silecek devreye girsin. Aa siktir, çukura düştüm ya. Çukuru görmedim orada. Kaçamadım yine. İnmesi mi gerekiyor? İn. Arkadaşım durağını niye kaçırıyorsun ya? Bunlara dikkat edelim ya. Lütfen.
Böyle olmaz yani. Durağa yaklaştık mı? Evet, bakayım navigasyona. Yakın şu ileride. Bayağı da kalabalık. Hay ebesini ya. Ve maaş günü gelir. The ticket please. Bekle 2 dakika, vereceğim biletini, dur. Allah bereket versin. Normal tekiyorum bir tane. Binen bindi mi? Bindi. Kapıları kapatalım hemen. Bol bol yeşil nokta. Allah dur. İnan insin, binen binsin hocam, hava yağışlı, hızlı olalım. Küçük bir rotor durumumuz olacak şu an. Kim lan o kapıyı engelleyen? Yak sinyalini. Dokuz duraklık bir rota bu. Birazdan rotanın son durağına da gelmiş olacağım. Çukurlara dikkat edelim. Buralarda kesin çukur mukur bir şeyler çıkacak önüme benim, ben biliyorum. Bak var. Hop kaçtım. Abla ne yapıyorsun? Erken açtım sanırım kapıları, kusura bakmayın. İnen iner, binen biner. Gelin lan, para keseceğim. Bir tane emekli günlük abimize verelim hemen. Yerimizi yaktık ve dönüyoruz abi. Hava fena bozmuş ya. Güzel. Normal tek yön beyefendi, buyurun. Thanks. Emekli tek yön, siz de buyurun efendim. Emekli tek yön, buyurun efendim. Çok iyi abi. Kapıları kapat. Tertemiz gidiyoruz abi. Çukurdan kaçalım abi. Savvin'e gidiyoruz şu an. Old Savvin'e gittiğime göre abi son durak oluyor bu Old Savvin.
gidelim olsa bile bırakalım. En azından birkaç tane durağımızın level'ının artmasına vesile olduk bu şekilde. Allah! Değerli eşyasını mı unuttu? Oğlum yine ne unuttunuz lan? Tamam. Son durak değil mi burası? Evet, burası son durak. NPC şoföre basalım abi. Rota 4'e geçeceğim ben çünkü. Gel abi. Rota 4'e şimdi sür de. Atla. Bütün rotalarda bir tur sürmem lazım. Aha, durağa denk geldik lan. Çok iyi oldu. İn. Tamam. Rotayı sıfırlayacağız. Çok iyi olacak böyle. Sinyalimizi de verdik. Hız sınırlayıcımızı da açtık. Güzel. Birinci yeşil tıkımızı aldım. Güzel. Valla baktığın zaman maaş gününe ulaşma olayı sıkıntı. Şu an ulaşabiliriz yani. Maaş günü muhabbetine gerçekten dikkat edelim. Şimdi bu iki tane görevi kaldı. Birini yapmak kolay, araba sürmekle ilgili de. Ötekisi biraz Sipali'ye dayanıyor. Para kazanmamız lazım. Otobüsü almak istediği bir de rotalardaki araç sayısını da arttırmam gerekecek benim. Çünkü tek arabayla çalışıyoruz şu an. Bazı rotaların yoğun saatler için ikinci bir aracı var ama çekil teyze. Burası durak. Yok, burada durmuyoruz, bir dakika. Devam et diyor. Burada durma diyor. Tamam, yapıştır. Durmayacaksak durmayık. Oğlum lan, otobüste yolcu yok ki. Ya da var mı? Sanırım var. Kızdığına göre yolcu var. Hemen yolcumuzu. Lan oğlum, çukuruna tükürem senin lan. Hasisi gördüm, bari orada gütletmeyeyim kendimi. Yani arkadaşlar, bununla ilgili bilmemiz gereken önemli şey, ne kadar iyi kullanırsanız aracı o kadar çabuk maaş gününe ulaşma olayı var.
E tabi bu da sizin parayı hızlı biriktirmenize sebep oluyor. Öbür türlü de yani uğraşırsınız, biraz zaman kaybedersiniz. Mesela çok fazla yeşil noktamız var orada mesela. Düşünürsek eğer ciddi anlamda maaş gününe ulaşacağız büyük ihtimalle. Hayda! Kardeş! Bak çok fazla yeşillik var, görüyorsunuz. Bu yeşil tüklerimizin en büyük avantajı ne? Sinyalimi vereyim, şeridimi değiştireyim abi. Birazdan maaş günü geldiğinde ne dediğimi daha net göreceksiniz. Bakın. Çok fazla yeşil bloğumuz var. Bakın şimdi. Hoppa maaş günü. Gördünüz mü? Bahsettiğim mevzu buydu işte gençler. İyi kazandık. Emekli günlük bir dene. Al abi. A ticket please. Öğrenci tekyen sana da bir tane. Al. Tamam mı? Görünen tamam gibi. Kapıları kapatalım abi. Sinyali kapat, dış sinyali yak. Yani hoş değil ama ne yapacaksın? Emekli tek yön bir adet abi. Hemen 3.20 parasını verelim hocam. Paranın üstünü aldın mı koç? Müzik dinliyor mu dedi. Lan oğlum otobüste yolcu yok ki müzik dinlesin lan. Bir de ışıkta uyuyor herif ya. Yani çok bir durağı olmadığı için bu rotayı bitirmekten yana bir sorunumuz olmayacak. Çukur kaç. Sağ mı dönüyorsun? Tamam, ver sinyali. Engelli rampamızı indirelim hocam. Bilet isteyen kardeş. Normal. Çek yön. Yazdır abi bir tane. Evet, yazan yazdı, binen bindi, inen indi. Rampamızı alalım.
Temiz. Hoş bir durum var. Güzel. Ya hocam. Şuraya bak, full yeşil geldik. Bak şimdi ya maaş günü nasıl gelecek bak. Gördünüz mü? Ya paraya bak şimdi bak. Normal tek yön bir tane abi. Hey. Tamam. Kırmızı yanacak. Sarıda geçtik. Avantajı değerlendirmek lazım. Hocam Lido'ya gideceğiz. Tamam, Lido'da duracağız. Okey. Ve durağımıza geldik. Tamam. Burası 7. durak değil mi oğlum? Aa, North Spok'a gideceğim. Son durak ora. Son durak North Spok'muş. Ben de diyorum ne oluyor? Son durak North Spok'e. Şimdik. Bu rota 4 dedim ya, rota 5'e gireceğiz şimdi. Eh.
En azından bütün rotalarda belirli bir seviyede araba, yani kendim sürüş yapmak zorunda kalıyorum. En azından durakları arttırabiliyorum bu vesileyle. Gel bakayım yiğidim. Okey. Ulan vuruyordum az daha. Rampayı da indir de. Bilmiyorum çocuk indi mi inmedi mi. İnmemiş bak son durağa kadar gelmiş. Ya yine mi unuttunuz ya? Hocam otobüsümde bir şey unutmayın ya. Rota 5'e geçebilirim aslında şu an değil mi? O zaman NPC şoföre bu arabayı burada verelim. Biz hemen rota 5'e akalım abi. Aa bak şimdi man süreceğiz. Şans in lan arabadan. Çıkılın. İkinci duraktan denk geldik abi. Bu da kısmettir yani. Ben öyle söyleyeyim. Son anda çıkırdan da kaçtım. Ve durağa geldim. Ben bu durağa geldim. Tamam, burada bir spot yok. Maaş gününe ulaş görevini de aldım lan. Şansa bak be. Bu kadar ballı olunmaz ya. What? Really? I won? Normal günlük 3 tane istiyorsun. Buyur ol. Thank you. Öğrenci günlük 2 tane hocam buyur. Rotanın sonunda uyandırmayı unutmayayım, tamam. Next
Evet. Yürüyün lan. Oğlum bak beni çok bekletiyorsunuz. Bir yolcu bilet istiyor. Emekli günlük bir tane yazdır. 4.60 geç. Tamam mı lan? Sanırım hepsi tamam. Kapıları kapat. Çok keskin dönersen çarparsın. Ne bekliyordun ki? I finally got my husband to see Richard Pesh. Now he's an even bigger fan than me. Şimdi ben sanayi bölgesinde olduğum için burada bence gayet hoş oldu. Maaş gününe ulaştık. Görevi kabul etmemiş olabilir. Ben birini uyandıracaktım. Maaş gününü kabul etmiş. O zaman rota 5'e geçebilir miyim? 5 taneydi, yok 6 pardon. Tamam, rota 6'ya geçebilirim. Şöyle yapalım o zaman, basalım. Hayır. %74 verimlilikle diyor, kullanır diyor. Bunu ben yine süreyim ya. %74 verimlilik çok az benim için abi. Yani tuşları falan görerken biraz sigin diye şairim ama halledeceğim onu. Şimdi bu rotayı %70 ile NPC yapıyormuş. Biraz daha benim üstünde gitmem lazım ki NPC'ler buradan verimli çalışsınlar. Aksi takdirde para kazanamıyorum hocam.
gayet güzel bir yer. Yalnız buranın da yoğun saat olayı olacaktır. Sonuçta otobüs yatırımı yapmamız lazım ya. Oğlum bu kadar yeşille kesinlikle yine maaş günü geliyor. CNG almam lazım ama önce zaman çizelgesinde otobüslerin durumlarına bir bakacağım. Elimdeki otobüsler ne durumda, nereye ne lazım? Bunlar benim için biraz elzem durumdaki mevzular şu an. Çünkü bazı rotalar tek araçla gidiyor ve yoğun saatlerde büyük ihtimalle o otobüs patlıyordur. Maaş gününe hazır mısınız? Çok fazla tik aldık. O true'lardan bize güzel bir puan dolduracak orada, ben söyleyeyim. Önemli olan durak pozisyonları, yolcu potansiyelleri, bu çok önemli. Bak şu an bu rotada aldık, para geliyor. This week I'll need more than one ticket. Bir de ben iyi sürersem oradan da avantaj kazanacağız. Çünkü benim sürüşüme göre NPC'leri komutluyor bu. O biraz sıkıntı ama yani 80 bin falan diyor. Fazlasını kazanamıyorum şu an. Onun için bir yöntem uydurmam gerekecek. Tekyon kaç, 3 tane? I can't wait for the weekend. Thanks. Geç abla. Bir yeşil tik daha aldım. Şimdi biz bu rotayı gayet güzel süreceğiz ki şeyi yüksek olsun. Yazıyor zaten son durağa geldiğinizde NPC şoförler bu rotayı yüzde bilmem kaç devam ettirir diye. Şu an benim %85'in altında rotam yok buraya kadar ki. Şimdi bu rotayı yükseltip bir sonraki rotayı kontrol edeceğiz. Ne durumda? Çünkü NPC'lerin kalitesini yükseltirsek eğer inmen mi gerekiyor? İn lan. Aferin, koş, çiğnerim ha. Tamam, sinyali yak abi. Pip. Oha, durağa bak. Corn Street Agriculture Center. So punctual. Bye bye. Emekli Tekyon bir tane abi. It's way too hot outside. Emekli Tekyon bir tane. Yani araba çok dolu değil. Kapıları kapat. On the bus, yes. On the bus.
Güzel, döndük. Mümkün olduğunca hatasız ve temiz sürmeye çalışıyorum. Ki ben şimdi bu seferi NPC'lere bırakacağım için... Dönelim. Oho, yeşil puanlar geliyor. Açalım. Sirkülasyon var şu anda, tek araç kurtarıyor gibi. Herkes bindi abi, güzel. Vallahi billahi herkesin binmesi iyi oldu, hoşuma gitti. Sever ok. Şöyle hemen basalım abi, sinyalimizi yakalım. Hadi otobüsü çıkartalım abi. Sinyali kaçırdık. Bak kötü oldu. Neyse. Kırmızı da yemedik de. Ver sinyalini kardeş. Govert. Yine maaş geliyor. Yani para kazanıyor olmaktan şikayetçi değilim açıkçası da. Emekli tek yön, hemen bir adet yazdıralım. Ablacığım 3.20 mi? Buyur ablacığım. I'd like to buy a ticket, please. Tek yön yazdır. A ticket, please. The planetarium has such a great exhibition this month. I didn't know it rains methane. Lan hepsine manuel bile kestik ya. Çok merak ediyorum ya, NPC'lerin biraz yüzdesi yükselsin isterim yani. Nerede lan o kulaklığı olan hıyar? Seni mi dinleyeceğiz lan?
Şurada durak var, güzel. One ticket please. Normal günlük bir tane verelim abi sana hemen. Oh, thank you for waking me up. Tramp seats are so comfortable. Last time they caught me with the wrong ticket on the bus. This time I definitely got the right one. Sanırım son durağa geliyorum. Umarım NPC'ler doğru düzgün bir %50 yapacaktır. Umarım. Hadi bakalım. Bye bye. %90'a geldi. Güzel. Şimdi NPC'lerin yapacağı iş işimizi görecek hale geldi arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle yapıyoruz bakın. Buna basıyoruz. Ve ben son rotama gideyim. Rota 6'ya şimdi sürdüğüm. Burada da Merso varmış zaten. Bacım iyi. Sure thing. Güzel. Aslına bakarsan 6 rotamız var şu anda. Bu 6. rotayı da bir tur döneyim de. Hepsini döndük bir tur. Sonra otobüs alacağız. Aç kapıları. Emekli haftalık bir tane yazdıralım abime. Driver Promende. Sonnstein is so peaceful. You can't hear the city noise, even when you listen carefully. Geçiyor. Geçiyor da ama. Dalga geçiyor benimle ya. Haydi bak. What a beautiful day. Bilet mi istiyorsun ablam? Hemen ablam. Emekli, tek yön, iki de anam üç değil iki. Al ablacığım. 6:40 buyur ablam. Emekli günlük bir tane. Tamam. Otobüs pıs.
8-10 tane durağı var bunun, biliyorum. CNG'yi bir tane alsam kurtaracak mı ki? Hırstım abi. Atlar matlar. Evet, emekli tek yön bir tane yazdıralım. Şunu NPC'ye bir vereyim. O bug'dan kurtarayım. Niye kaldırmıyorsun otobüsü? Ya yürü git ya, aman. Yak sinyali bas. Durakta bug yaptı oyun. Arada olur böyle sıkıntılar. Neredesin? Normal tek yön bir tane. Oh my gosh. Yalla. What is that sound? Does anyone else hear that? Öğrenci günlük bir tane. Oh, thank you for waking me up. Binen bindi. Sinyali kapat, kapıları kapat. Olur böyle vakalar. Yapacak bir şey yok yani. Orada o bug'a niye girdi acaba? Ona da bir bakmak lazım. Bilet makinesi bug'lanıyor abi bazen. Belki de yolcu bug'lanıyordur, emin değilim. Ama biri bug'lanıyor. Engel rampamızı açtık. Yine bir gün geldi. Güzel para geldi. Rampayı çekelim. Hadi gidelim. Kaçamadım lan çuhurdan. O çuhurdan kaçabileydin iyiydi. Güzel bir ne River Promenade. Tamam, geçiyor işte buradan. O yolcunun durak sorma olayında da bir bug'ı var.
dominate. I've been a dog. That's what I call good service. İndiriyor, bindiriyor. Şimdi 10 duraklık bir şeyimiz var. Rotamız var burada. Ondan 10 mu 11 mi bilmiyorum. Hepiniz inebilirsiniz. Durağın yanındayız zaten. Yani yolun ortasına inmemizin bir engelli olduğu için rampa pardon. Normal tek yön 3 adet. Yazdıralım biletini beyefendinin. 3.40 para üstünü verelim. Yallah turizm. Güle güle. Kırmızıya denk geldik, çok üzüldüm. Sinyalim çalışsın abi. On iki durak mı? Bayağı büyükmüş bu rota ya. Adam dangır dungur müzik dinliyor otobüsün içinde ya. Terbiyesiz ya. Bilet isteyen çıkacaktır. Çok kalabalık orası çünkü. Emekli tek yön yazdır. Hızlıca para üstünü kalktı. Güzel. Duraktan da ayrıldık. Paramızı aldık. Şurada fazla bir yer kalmamış ya. Gayet temiz. Durak işini de. Hop kaç. Şu an gayet temiz ilerledik bu rotada aslında. Çok sıkıntı çıkartmadan gittik bir şekil ama tek bir sıkıntı bug yaptık. O bug'dan da bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Bakalım NPC'ler yüzde kaçına hükmedebiliyor bu rotada. Onu bir görmek lazım şimdi. Bir maaş günü daha. Oh, güzel güzel para geliyor. Oh. Yani 80-90 o civarlarda güzel paralar kazanıyorum abi.
You know, right now I'm on the way to the doctor's. And this bus next stop, Corn Street, Agriculture Center. Sitting in the boat on open water all day. Have you ever been fishing? Güzel. Allah, temiz malzeme. Gelin. Eşyasını mı unuttu? Hay sizin yapacağınız işi. İçine edeyim. Ne unuttunuz lan? Arabamda ne unuttunuz oğlum? Bulamadım. Oğlum arabamda bir şey unutmamış ki bu. Emekli, tek yön, bir dene. Yallah turizm. Unutulan bir eşya bulamadım kardeş. Gidiyorum ben. Hiç umurumda değil vallahi. Bana ne? Bak son durak. İn bakalım. Bakalım NPC'le. %84 verimlilik hiç fena değil bence. Kaç param var lan benim? Oo, manyak param var oğlum. Bas C'ye. Ver şoföre. Şuraya biz bir oturalım abi. Oo, şoför gelir kullanır. Biz şuraya bir girelim şimdi bak. Burada rota 3'ün planlamasında evet yoğun saat aracımız yok. Sanırım rota 2'de var yoğun saatlerde araç. Evet rota 2'lerde var. Rota 3'te yoğun saate kullanılacak bir araç yok. Onun bu 6. rotaya kadar hiçbirinde yoğun saati araç yok. Şöyle yapacağız o zaman. Bus dealership'e gideceğiz. CNG, CNG diye yedim beni. 270 bin. Seksen bir kişi. Bu. Bu 94 kişi. Bak. 81, 94. Bu daha fazla adam taşıyor. Üç tane, arka kapı iki tane. Bunda, bu da aynı büyüklükte. Ya yok, arkadan biraz daha ufak bu. Ya büyüğünü mü alsam ya?
Yani baktığın zaman almışken büyüğünü al yani. Aldık. You've outdone yourself again. I think the public transportation system in the vicinity of the town has never been this robust. I've talked to Mr. Baumann again, and we believe it's time to move on and reintegrate the main train station into the network. Yes, we here at the Chamber of Commerce are highly confident that with your expertise, we can significantly improve the daily commute from outlying areas into town. We've also organized a bonus for you, and the shareholders are ready to sign the rights for the harbor area back over again. If you can prove that you can incorporate the main station into your network and deal with the resulting demand. Şimdi bunu rota altı yoğun yap. Şimdi. İsmini seninle. Rota 6 de kabul et de. Haritalar ve rotalar. Rota 6'ya gel. Tam zamanlı araç. Iveco var boşta bir tek. Iveco'yu rota 6'ya koy. Değil mi? Tertemiz bak. Iveco'yu rota 6'ya koydum. Şimdi rota 6'da da var. Şimdi rota 3'e falan araba almam gerekecek ama. NPC'ye verdim arabayı ama. Hadi git. Şimdi ekstra araç lazım. Mesela rota 3'e yoğun saatlerde çalışacak bir otobüs lazım. Bunda sadece bir tane kapı var. Bu araba pek benim beklentilerimi karşılayacak bir araç değil. Fiyat olarak ama baktığın zaman orada bir tane kapısı olan araç bizim işimizi görmez. O zaman kullanacağımız en mantıklı araba MAN ve Setra. Şöyle yapalım. Rota 3'e bir tane Setra koyayım. Yoğun saatler için. Maksat bir tane Setra almış olayım.
çarpıyordum az daha. Yüz bin azalacak. Azalsın bakalım 100.000. Garaja gelelim. Araç değiştir. Setra'yı seç. Özelleştir. Reklam. Herhangi bir reklamı koyalım abi. Yani otobüslerin üstüne reklam olsun. Onlardan iyi veya kötü para geliyor. Rota 3. Ulan onu da yanlış yazdım, iyi mi? Rota 3'ün yoğun saatlerde çalışacak olan otobüsü bu olsun. Rota 3'e yoğun saatlerde bu arabayı uygun gördüm. NPC'ye veremiyorum. Saat diyoruz 14 küsürde falan yoğun saatlere geliyor. Tamam. Uygula. Zamanı sardık mı ileri? Hadi git. Ben iniyorum. Sen bunu al git. Rota 3 yoğun saatlere bunu götürsün. Setra aldık bir tane, güzel. Şimdi Rota 3'te ve Rota 6'da var. Rota 5'te ve 4'te yok. Rota 4'e bir Setra, Rota 5'e de bir tane MAN alırız. Rota 4'e gel bakayım, Rota 4. Altı durak. Buraya bir tane MAN koyabilirsin. Bu da altı durak. İkisi de MAN olabilir, evet. İki tane MAN alıp koy abi buraya. Tertemiz. Rota 4'e ve 5'e. Dediğim kadarıyla yoğun saatler her ikisinde de. Bak bunun yoğun saatleri farklı. Bir dakika la. Bir tane yoğun saat aracı alabilirim. Rota 5'in yoğun saatleri. Tek burası. 9-14 arası. Rota 4'ün yoğun saatleri neresi? Çapraz geliyor abi. Bir tane araç alıyoruz. İkisine yoğun saat çalıştırıyoruz. Çok güzel oluyor ya. O zaman abi al bir tane. MAN da almayayım o zaman. Değişik otobüslerden seçelim bir tane. Bu 3 kapılıdır tahmin ediyorum. Bu Sigma. Bu da 3 kapılıymış lan, bu da büyük. Hadi bundan hiç almadım. Bir tane almış olayım. Elimizde olsun. Bak dışarıda kaldık. Bunu çıkaralım şimdi. Maksat elimizde bundan bir tane olsun istedim yani, o kadar. Çok da
Bana dert değil. Gel abi. Şunun üstüne bir reklam koyalım. Al. Maksat reklamı bastık bitir. Hiç tipi umurumda bile değil. Tamam mı? Ha, isim düzenle. Rota 4-5. Böyle saçma sapan isimler koyuyoruz mecburen. Otobüslere, haritalara gel, rotalara gel. Gel rota 4 abi. Yoğun saat aracı olarak bu arkadaşı çak. Rota 5'e gel. Yoğun saat aracı olarak yine aynı aracı çak. Lan oğlum. Koy bunda. 5'e de koydu mu? Oh mis. Vahim. Koyduk. Kapıyı aç. Gönder abi. NPC'deki arkadaşlar halletsin bu işi. Bu da çalışsın abi. Duran yok. Duran otobüsleri sevmiyoruz. Şimdi hocam. Görevlere bakalım. Bir dakika lan. Main station neresi? Şu harfliler. Şurası. Şurası. O main station neresi lan? Şurada. Özellikle diyor bu durağa. Bu durağa. O bölge ve şu bölge. Orası ve burası arasında bir olay yap diyor. Yani rota 7'yi mi oluşturmam lazım? Tamam, oluşturacağız o zaman. Hadi bakalım. Şimdi. Tamam. Durakları dengeleyebilir mi? Yani durak sayısını dengelemek o kadar zor olmasa gerek. Bak. Buraya gelirsin. Buraya gelirsin. Buraya gelirsin. Yeşil. Yeşil. Oraya ekleyemezsin diyor. Yemiyor diyor. Burası da yemiyor diyor. O zaman burası oha yemiyor. Oğlum. Lan. Rota desteklemiyor. Ama o zaman sıkıntı abi. Ya da şöyle yapacağız, dur.
Olmaz ama burası patlar. Doğru, buradan başlayıp şöyle, 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 şu an dengeli bak. Bu şekilde kullanırsam dengeli olur. Ama bunu buradan çevirip buraya koyarsam da oğlum her türlü buradan dolandıracak zaten. O zaman hiç çevirmene gerek yok ki. Şimdi bu rotayı oluşturabilirim. Araçları atama. Bu bir rota oldu. Tamam. Main station şu zon ve bu zon arasında diyor. Bilmem bir şey gününe ulaş diyor. Tamam, bir dakika hocam. Ben bir kendime bir rota oluşturayım da önce, bir dakika. Bunları da bir birbirine birleştirmem lazım benim. Buraya koyup ya da şuraya gelip yaptığında dengesi biraz bozuk oldu ama olsun. Hayır atama. Şimdi yeni bir rota oluştur dedi. Ne diyor? Şu ikisini diyor şuna bağla. Okey. Bağlarız. Şöyle bağlarız. O durağı ekleyemiyorsun. Okey. Buraya ekleyebiliyorsun ama. Bu kaldırmaz. Bu hiç kaldırmaz. O zaman bunu ekleme. Buradan buraya gel abi. Buna gel. Buna gel. Buna gel. Oradan buna gel, buradan buna gel. Dengeyi kurdu mu? Kurdu. Çok güzel. Şimdi kaç duraklık oldu? 8 duraklık. Bence böyle kalsın bu. Hiç kasmayalım, bu böyle kalsın abi. Böyle bir rotada maaş gününe ulaşmam gerekiyor. Tamam. Schubert Gross aktı şey yok. Sigwalden, Oakville ve şu station. Şu durak. Sıçar.com.tr. Yo, bir dakika. Koydum. Al işte. Abi rota koyamıyorum ki. Peki bir şey diyeceğim. Spokes neresi? Spokes.
Oğlum. Oğlum Spox neresi lan? Baba Spox yok. Harbiden ha. Şu iki görevi mıncıklayacağız ama şimdi değil. Şimdi değil abi. İptal et. Şu an iki tane rota dur. Rota 7. Araç yok. Değil mi? Rota 8, 9, 7, 8, 9'da araba yok. Kaç paramız var? 330 bin. 3 tane de rotamız var. Önce şu rota 7'yi bir mıncıklamamız lazım abi. Şunman güzel ama ha. 100 kişiye yakın da adam alıyor. ...77'ye 37 diyor oğlum, yani 70-30 dese zaten 100. 114 kişi alıyor bu. Daha az alıyor. Bu bayağı bir alıyor. Bunu şöyle yapalım. 240 bine ben bundan bir tane aldım mı? Bir tane alıyorum, para bitiyor. Bir tane alacağım da. Al bakalım. Hemen garaj modu, araç değiştir, mana gel. Buna rota 7 diyelim. Temiz. Şimdi. Ver abi rota 7'ye bu arabayı. Bak. Arabanın büyüklüğünden dolayı bayağı bir yer kapladı, gördün mü? Arabanın kapasitesi çok önemli abi. Yani şöyle düşün, bu kadar kalın bir alan kapladığına göre demek ki rota 1'e böyle bir araba koysam ben büyük gelir. Mesela bak rota 7'nin bıraktığı alana bak. Rota 7'ye mesela koyacağın araba büyük araç olabilir. Ya yani biraz masraflı olur ama olsun, işini görür. Her neyse. Şöyle rota 7'ye adamı koyduk. Tabloya verdik arkadaşı. Şoför abi gel al arabayı git. 89 bin zaten bir şey alacak da paramız da kalmadı. Evet. Şimdilik ben gidiyorum değerli arkadaşlar. İşlerim var. İş var iş. Akşam iş var. İşimizi halledeceğiz. Eğer işim erken biterse belki bugün aynı oyun için bir yayın daha açabilirim. Şimdilik ben gerçekten gidiyorum. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Tekrar böyle otobüs motobüs takılırken inşallah karşılaşırız. O zamana kadar herkese Allah'a emanet olsun. Haydi görüşürük gençler.